içerisinde 2 adet şu gördüğünüz çili biberinden var. Çili biberi dediğimiz biber, içindeki çekirdeklerinden mütevellit birazcık acı, hatta fazlaca acı bir biber. O yüzden ben çorbamın acı olmasını istediğim için bu tarifte 2 tane çili biber kullanıyorum. Direkt aldım attım içerisine. Çekirdek, mekirdek, Allah ne verdiyse hop attık içeriye. Unuttuk. Bunun esas lezzetini verecek olan biber dokunuşu. 4 tane biber almanızı istiyorum ve eğer mümkünse de şu içindeki beyaz ve fazla çekirdekli kısımları çıkartmanızı istiyorum. Ama çok da böyle muazzam ayıklamanıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi bu içindeki kısımları sonra içinden ayıklayarak çorbaya bir uygulama daha yapacağız. Kırmızı kapyalardan şu şekilde kabaca doğrayıp atıyorum içerisine. 1, 2, 3, 4, 5, yetmez. Bu da 6. 6 tane iri diş sarımsak. 1 litre de su ilave edeceğim. Yani 5 bardak su. Altını yaktım. Kapağını kapattım. Ve bunu burada kendi haline bıraktım. Çorbamız aşağı yukarı böyle bir 20 dakika yarım saattir güzel bir kaynadı, tıkırdadı ve içerideki biberler vesaire her şey tamamen yumuşadı. Çorbayı bir süzmem lazım. Tamam. Şu şekilde bir süzgeç. Direkt olarak süzüyorum. Biberleri elimizi yakmadan bir parçalayıcının içerisine transfer edeceğim. Sarımsaklarla beraber hızlıca bir parçalayıcıdan geçireceğim. İyice parçaladım. Tencerenin altı yanıyor ve zaten hali hazırda sıcak. İlk önce bunun içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Tereyağının üstüne yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un koyacağım. Öncelikle unla tereyağı şöyle hafiften güzelce bir tur çevireceğim. Sonra buradaki bu domatesli baz, bir süzgeçten geçireceğim bunu. Burada yaptığım işlemi size anlatayım. Bunu bir süzgeçten geçiriyorum çünkü hoppa düşme. Dediğim gibi şey olsun istemiyorum, böyle posalarından kurtulmak istiyorum. Çünkü bu posa kısmı aslına bakarsanız benim yapacağım bir domates sos veya bir köftenin yanında servis edeceğim domates için çok güzel bir baz sos olacak. Bak böyle iyice sıvısından kurtardıkça, süzgeçten geçirdikçe şunun içinde kalan şu yoğun kısım aslında köftenin yanına vereceğimiz lezzetli acı biber sosu oluyor. Aklınızda olsun, eğer kullanmak isterseniz gerçekten süper bir ürün. İyice süzün, süzün, süzün kaşığınızın tersiyle bütün sıvıyı aşağıya aktarın. Bir çırpma teli alacağım. Öncelikle şurada şöyle bunları hafiften bir çırpacağım. Meyane gibi oluyor gördüğünüz gibi. Tuz. Karabiber. Tabii ki kimyon. Müthiş oluyor. Ve çok 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 az da lezzeti arttırsın diye çok az ama zencefil ekliyorum. Bir tutam toz şeker koyacağım. Bu lezzeti arttırmak, dengelemek ve acıyı birazcık daha patlatabilmek için işin gerçeği. Şöyle bir kaşık kadar maksimum ama toz şeker. Her şeyi güzelce bir tur karıştırdım. Buradaki kendi acı suyunu alıyorum. İçerisine ilave ediyorum. Çırpa çırpa ilave ettim. Bunun üstüne yaklaşık 1 ya da 2 bardak kadar da tavuk suyu ilave ediyorum. Her şeyi karıştırdıktan sonra bir taşım kaynatmak lazım. Kısık ateşte bir 10-15 dakika kadar her şey birbirini özümsesin diye.